Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuzda Zeytinburnu'ndan devam ediyoruz efendim. Yıldız Kürk Aksesuar adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Muzaffer Yıldız bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Sizi biraz tanıyalım lütfen. İsmim Muzaffer Yıldız, Bartınlıyım. Yaklaşık 20 seneden beri bu Ümit Olsun Kürk işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 7-8-10 kişi personelim var. Evet. İş piyasa çalışıyorum. Kaliteli işçilik. Benim için birinci özelliğe gelen kalite, düzgün işçilik. Gerisi sonra müşterinin gelmesi, müşteri aracılığıyla müşteri tavsiye üzerine geliyor. Şöyle diyebiliriz, 4 sene önce bir müşterim bir siparişim vardı, yapar mısın? Gittim yapar. Bana verdiği ürünü dedim, bundan bu kadar çıkar mı? Dedi çıkar. Daha sonra yaptım. Dedi ki bana, seni metheden adam dedi, az methetmiş dedi. Bu zaman demek ki doğru yoldasın. Çizgini kaybetmeden devam et. Felsefe, birinci felsefe düzgün kaliteli işçilik, para gelip geçici ama dürüst bir esnaf her zaman kalıcı olması lazım. Evet. Ben kendime bunu çizgimi olarak bunu koydum. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederim. 20 yılın bilgi ve tecrübesi evet. Tabii ki. Onun dışında pompon yapıyoruz. Fazla talep olmuyor. Bir ara mesela ki Rusya'da Cizre kadar çekilen bir çorap türü varmış. Tekstilci firma, çorap firması dedi ki buna bize yapabilir misin? Yaptık. Bu sene pomponun piyasaya çıkmasının sebebi oldu. Biz olduk. Tamam. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız tamam. Para kadar ekmeğe gittiler ama bir her şeyin bir önceliği var. Düzgün içilik yaparsan kalıcı olursun. Ama düzgün içilik yapmazsan geçici olursun. Rüzgarın esmesi gibi. Peki yaka ve kapşon dedik. Bunlar her renkte ve ebatta olabilir mi? Her renkte olabilir. Müşterinin talebine göre. Müşteri mesela der ki ben kaliteli ürün istiyorum. 10 santim genişliği, 70 boyu olabilir, 11 santim olabilir. Müşterinin talebine göre ya da müşterinin istediği talep fiyatı göre. Müşterinin istediği talep fiyatı göre ben derim ki 7 santimi 70 yapabiliriz. Ha, fiyatı öyle. Fiyat 6 TL çıkar. 10 santimi 70 isterse fiyat 8 olur. Der ki bana, usta malım düzgün çıksın, ben o zaman onu derim ki şunu yapalım. Peki yapay kürkte de kalitede farkı var mı? Yerli kürk var. Yerli kürk mesela ki biz yerli kürk çalışmıyoruz. Mesela ki yaptığım işini mesela ki müşterim diyorum ki beğenmezsen mal benim. Hı-hı. Çünkü yerli kürkü de aynı işçiliği yapıyorum, ithal kürkü de aynı işçiliği yapıyorum ama ithal kürkü yıkadığın zaman özelliğini kaybetmez. Yerli kürk yıkadığın zaman tüy özelliğini kaybediyor. Tüy deforme olmuyor. Onun için pahalı. Adamın kürkünü onun için pahalı. Bizim kürkü çirkimiz daha da ormanın içerisinde, tekinin içerisinde dolaştığı için tüy deforme olduğu için işe yaramıyor. Onun için en azından eğer kıyısı giyeceksek yapay kürk de aynı natürel kürkün gördüğü işi aynı işi görüyor. Yani Türkiye'nin her yerinden müşterim var. Mesela ki yurt dışından mesela adam yurt dışına talep ediyor. Bunun burada yurt dışına da mesela ki gönderebiliyoruz. Yani talep ediyor. İnternet üzerinden buluyorlar. Diyor ki bana bundan gönderilmesin. Ölçülerini veriyor. Ölçülere göre müşterimizi talep ediyoruz. Ama yapay olduğu zaman, natural olduğu zaman, hakiki olduğu zaman Avrupa belirli ülkeler almıyorlar. Onun için biz de o işi riskini giremeyiz. Bizim açımızdan yapay kürk maliyet açısından daha uygun. Müşteri açısından daha uygun. Ortalama tanesi 7-7,5 TL. Aynı ebatta aynı da hakiki kürkü 16-17 dolar. Müşterinin bunu kaldırma gücü yok. Bundan dolayı tamamen yapay kürkle devam etmek zorundayız. Evet. Yurt içi çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine ürün gönderiyorlar. Peki 20 yıldır tercih edilme sebebiniz nedir? Tercih edilmem sebebi müşterim geldiği zaman malını yaparım. Der ki paran yoksa derim ki 15 gün sonra önemli değil. Birinci özelliğim kalite. Zaman düzgün işçilik, zamanı teslim. İşçilik şunu diyemeyiz. Bir adamdan ne olursa siparişi alalım da işte müşteriye kapalım da olsun öyle yok. Yarın teslim edeceğiz dediği zaman yarın o saatinde malı teslim edelim. Onun için mesela müşterilerim bundan dolayı mesela ki belirli müşterim var. Bana 3 tane oğlu var müşterimin. Bana diyor ki Muzaffer abi benim çocuklarım neden seni bu kadar çok seviyorlar? Benden daha fazla seviyorlar. Çünkü abi kardeş gibi ilişkimiz oluyor. Bir şey dediği zaman ben onu şöyle şu şekilde yapsak daha iyi olur diye mesela yönlendiriyorum. Ondan dolayı.
düzgün olduğun zaman para her şey değil. İnsanlık, kişilik. Yanında bulunanlar çoğu hep yabancı eleman. Türkiye'ye geldiklerinde konuşmasını dahi bilmiyorlardı. Yemek yemesini dahi bilmiyorlardı. Konuşmasını öğrettim, yemek yemesini öğrettim, işi öğrettim. Şimdi onlardan iş alıyorum. Çünkü bizim kendi insanımızda çalışıyor ama iş beğenmiyor. Neden? Diyor ki ben de kıllı tüylü işe girmem. İşte ben işte en az 6-7 bin TL aylık alırım. Altımı arabam olur. Affedersin sekreter isteyen oluyor kendisine. Sonuçta ben de iş verelim. Siz buradayken diye kıyafetimi dağıttım sizin yanında. Siz gittikten sonra kıyafetimi çıkarıp gömleğimi değiştirip oturup ben de çalışacağım. Ben şimdi patronluk oynamıyorum. Ben de onlarla beraber çalışıyorum. Çünkü kendi işimi yapıyorum. Kendi evimi rızkımı getiriyorum. Zabat da aynı öylesinden söyledim. Dedim buraları süpüreyim. Dedim ben bunu öşermem. Dedim kendi evimin rızkını götürüyorum. Öyle yaparsan başarılı oluyorsun. Mesela hepsini, mesela ki şu anda çoğunu hiçbir şey bilmezken usta haline getirdim. Yetiştiriyorum. Daha sonra ayrılıp gidenler var, başka yere gidiyor. Diyor adam Allah razı olsun, düzgün bir adam yetiştirmişsin. Evet. Önemli olan insanı kazanmak. Kaybetmek kolay, doğru. Kazanmak çok zor. Başarısının sırrını bize teşekkür ederim. Kendisi anlattı. Sezonun son İtar Kürk Yaka ve Kapşon modelleri sizde gördüğümüz evet, kadarıyla. Evet. Peki bu sektörde hedefleriniz neler? Bu sektörde hedefim şöyle diyeyim. Yaptığım kaliteli içerikten dolayı her sene bir tık daha yukarı büyüyor. Yaklaşık 2-3 seneden beri hep yukarı tırmanıyor. Şu anda benim yaptığım işle alakalı aynı işi yapan çevre arkadaşlarım var. Şu anda hepsi oturuyorlar. Ben şöyle diyeyim, ben çalışıyorum. Yoğun bir şekilde mesaiye kalıyorum, çalışıyorum. Fiyatımı dengede tutmaya çalışıyorum. Sürümden kazanmaya çalışıyorum. Bir günde zengin olmak istemiyorum. Arkadaşlarım öyle diyorum, bir günde zengin olursan bir günde batarsın. Evet. Müşteri kaz olarak görmeyeceğiz. Tüyünü yolmak için kaz olarak görmeyeceğiz. Ha. İş para kazanacaksın. Karşındaki kişiyi de ezmeden. Onun için ben kışın da olsa ortalama 5-6 kişi çalıştım. Kimse otururken şimdi de çalışıyorum. Kaliteli içerik yapacaksın. Öncelikle birincilik dürüst olmak zorundasın. Müşterin sana malı getirdiği zaman sonuçta para veriyor. 1000 dolar, 2000 dolar para veriyor. Malını getiriyor sana teslim ediyor. Senin kendi malın gibi davranmak zorundasın. Kendi ürünlerini kesiyorsan, hiç sıfır filesiz kesiyorsan onun da o şekilde kesmek zorundasın. Senin ve benim ne yaptığımızı Allah-u Teala görüyor. Yaptığın yanlıştan dolayı seni diyor ki sen misin böyle yanlış yapar, bak bütün sekteye uğruyorsun. Ben biliyorum hikmetini, her gün hanımı ararım, her gün bana dua eder, biliyorum ki hikmeti. Bir yerden durumu olmayanlara yardım ederim, biliyorum ki onun hikmeti oradadır. Ben onu yazdım. Ben yaklaşık size söyledim, 20 yıldan beri bu işi yapıyorum. Yanımdan ayrılıp giden içile oldu, kimsenin bende 25 kuruş dahi parası kalmamıştır. Ayrılıp gitmiştir, bir şekilde bir tanıdığından, bir arkadaşından bende yarım yövmesi de kalsa göndermişimdir. Çünkü adam, diyelim ki Senegal'den gelir, ben bir daha o Senegal adımı nerede bulacağım? Nasıl hakkını helal ettireceğim? Onun için birinci özelliğim, işçinin hakkı neyse hakkını veririm. Allah-u Teala da beni sıkıntıya sokmaz. Ben işi ondan dolayı diyorum. Ben müşterim de olsa, zor durumda da olsa, onu illaki zor durumdaymış ya da onun için baskı yapayım ki birazcık daha yapmam. Ürün gelir bana der ki, abi bu mal, şöyle bir mal var, ya sıkıştım şu fiyatı alır mısın? Malın değeri neyse ben o fiyattan alırım. Çünkü Peygamber Efendimiz'den yatmış, yasaklamış. Bir aldığınız ürünün fiyatını biliyoruz. Onun altında teklif ederseniz size ona hayır gelmez. Ben sadece söylemek istediğim o. Ondan dolayı başarının sırrı biraz da orada yatıyor. Efendim işte Muzaffer Yıldız'a ve ekibine sektöre katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sizlere. İzleyiciler, bugün İstanbul Zeytinburnu'ndan Yıldız Kürk Aksesuar adlı firmadan sizlere seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.